Herkese yeniden merhaba. Bugün sizlerle bana göre her kadının güzellik dolabında, banyosunda, tuvalet masasında olması gereken 15 tane bakım ürününü sizinle paylaşmak istiyorum. Bazılarını duymuş olabilirsiniz, bazılarını duymamış olabilirsiniz. Ben hepsinin %100 arkasındayım. Bunlar hayatımın ürünleri tarzı bir cümle kurmak istemiyorum ama gerçekten hem ekonomik hem bana iyi gelen ürünler, bunları sizinle paylaşmak istedim. İlk olarak bahsedeceğim ürün, ojemizi sürdükten sonra ömrünü uzatmak için ya da daha parlak gözükmesi. Hepimiz farklı markaların cilasını kullanıyoruz. Seşevit markasına ait bir tırnak cilası. Bu ürün o kadar güzel ki şöyle tarif edeyim. 2 kat koyu renk ojeyi sürdünüz ve kurumasını beklemeden bunu üstüne sürdüğünüz zaman, abartmıyorum, 10 dakika içinde tırnaklarınız mermer gibi oluyor. Bir sürü markanın böyle cilasını denedim. Hiçbiri bunun kadar başarılı olmadı. Zorla kendi kız arkadaşlarıma gidip aldırdım. Kesinlikle deneyin, pişman olmayacaksınız, söz veriyorum. Ben manikürümü evde yapıyorum. Manikürümü yaparken de kullandığım bir ürün var. Sally Hansen'ın bu tırnak etlerini kesmeden temizlemenize yarayan bir solüsyon. Bunu tırnak diplerinize sürüyoruz. 10 saniye, 15 saniye bekleyip sonra manikür çubuğuyla tırnaklarımızı ittiriyoruz. Tırnak etini kesmenize gerek kalmıyor. O kadar başarılı bir ürün. Bu herhalde benim 3. tüpüm falan. Bir tüp 8-9 ay dayanıyor. Tırnak bakımı ile ilgili de son ürünüm bu OPI'nin tırnak yağı kalemi diyebilirim. Arkasından çevirdikçe yağ çıkarıyor. Bunu tırnak diplerinize sürüyorsunuz. Hepimiz koşturuyoruz, hepimiz bir yerlere yetişmeye çalışıyoruz. Her zaman manikürümüz de mükemmel olmuyor, tırnak etlerimiz mükemmel olmuyor. Bunu manikürsüz tırnağa bile sürdüğünüz zaman taze manikürlüymüş gibi gözüküyor. Ben çok beğeniyorum. Diğer bahsetmek istediğim ürün de Beauty Blender. Niye 2 ayrı boyutta diyeceksiniz? Bu satın aldığınız hali, bu da nemli ıslattığınız zamanki hali. Yaklaşık neredeyse 2 katına çıkıyor. Niye bunu bu şekilde göstermek istedim? Ben ilk satın aldığımda bu kadar videolar, bu kadar açıklamalar yapılmamıştı. Ben aldım, geldi. Ekrandan bakıyorum, kız elinde tutuyor, kızın elinde kocaman gözüküyor. Benim elimde minnacık kaldı. Dedim herhalde yurt dışından aldım, sahte ürün gönderdiler. Aradan 3-4 hafta geçmesi gerekti ki ben o bilgiye ulaşayım. Meğersem nemli kullanmak gerekiyormuş. Hacmi 2 katına çıkıyormuş. Benim onu öğrenmem 3-4 haftayı bulmuştu seneler evvel. O yüzden size aradaki farkı bu şekilde göstermek istedim. O kadar fırça kullandım. Fondöteni cilde bu kadar kusursuz bir şekilde yediren başka ürün görmedim. Bunun esprisi cilde böyle sürtmeniz değil. Sanki cildinize dövüyormuş gibi tampon hareketlerle bütün fondöteni yaymanızı sağlıyor. Evet, süngerlere göre fiyatı pahalı olabilir ama bence fiyatı hak ediyor. Çünkü mükemmel bir fondöten uygulaması sağlıyor. Diğer bahsetmek istediğim ürün de gratislerde satılan bu makyaj çubukları. Ne yapabilirsiniz? Diyelim ojenizi kötü sürdünüz, yanlara taşırdınız. Sivri ucunu asetona batırır, onu temizlersiniz. Göz makyajınız bozuldu. Küçük tarafına makyaj temizleme suyu dökersiniz. Eyelinerinizi sürerken hata yaptığınız rujunuzu düzeltebilirsiniz. Küçük bir şey, 4 ya da 5 liraydı ama birçok farklı kullanım alanı bulabilirsiniz. Ben tavsiye ediyorum. Bahsetmek istediğim diğer bir ürün de şöyle bir atkılı fırçası. Eda Taşpınar hayatımıza bu atkılı fırçalarını soktu. Evet, bu onun markasına ait değil. Şöyle söyleyeyim, neticede Eda Taşpınar'ın genetik açıdan şanslılığını ve o vücut için sporda ne kadar vakit geçirdiğini artık hepimiz biliyoruz. Bu ürünle selülitsiz bacaklarınız, bir anda mükemmel kaslı atletik bacaklarınız olmayacak. Ama kuru ovalama işlemi bir kere cildi ölü derilerden arındırıyor. Bacaklarınızı yumuşacık yapıyor. O kıl dönüklerine iyi geliyor. Hangi markanın olduğunun hiçbir önemi yok. Sadece natural kıllı böyle bir fırçayla bacaklarınızı da aşağıdan yukarıya doğru hem kan dolaşımını hızlandırıyor. Direkt olarak selüliti geçirmese de kan dolaşımının hızlanması selülite de iyi geliyor. Şöyle bir vücut fırçasını her kadına tavsiye ediyorum. Bir başka fırça. Bir sürü alet satılıyor Sephora'da. 300 lira, 400 lira, 500 lira. Neye yarıyor? Otomatik olarak yüzümüzü temizlemeye, yüzümüzü, makyajımızı, ölü derileri arındırmaya yarıyor. Gratis'te şöyle bir aparat var. Hiçbir farkı yok o elektronik aletlerden. Bu da sentetik, onlar da sentetik. Aynı işlemi bununla dairesel hareketlerle her gün makyajınızı çıkarırken bu işlemi yapabilirsiniz. 300-400 liralık bir alete bu 4 liralık aparat, değerlendirmeyi siz yapın. Temelde aynı şey. Ben de bunu kullanıyorum. Diğer bir üründen bahsedelim. Saç fırçası. Bence her kadının kaliteli bir tane saç fırçası olması gerekiyor. O kadar övüldü, o kadar duydum ki Mason Pearson'ın bu saç fırçasını aldım. Bu seyahat boyu küçük olan. Müthiş pahalı. Yani bir saç fırçası o kadar olmaması gerekiyor. Sadece merakımdan Fransa'da Free Shop'ta bir denk geldim. Oradan aldım. Görece daha uygundu ama kesinlikle uygun değil fiyatı. Ve o fiyatı hak ettiğini düşünmüyorum. Evet, taradığım zaman saçı daha parlak gösteriyor. İnkar edemem. Ve saçı sanki yapılıymış gibi gösteriyor. Bunu aldıktan sonra araştırdım biraz. Denman diye çok eski bir Alman markası varmış. Yanlış telaffuz edebilirim. Almancam yok. Birebir. Ve bu diğerinin 7'de biri ya da 8'de biri ya da 10'da biri fiyata. Bu da aynı şekilde saçınızı taradığınız zaman aynı parlaklığı bırakıyor. Videonun altına bilgilerini yazarım. Evet, ben bunu merak edip aldım ama hiçbir farkı yok. Bu markayı da deneyebilirsiniz. Benim saçlarım ince telli ve çok çabuk yağlanıyor. Gün içinde de saçıma şekil veriyorum, güzel kabarıyor, ondan sonra da sönüyor. O hacmi koruması için hep saç spreyi kullanıyordum. Ta ki bu ürünü keşfedene kadar. Bu ürünü kullanmaya başladıktan sonra saç spreyi kullanmayı bıraktım. O derecede başarılı bir ürün. Hacim veren pudra olarak satılıyor gratislerde. Toz pudra bir ürün. Avcunuza döküyorsunuz, parmak uçlarınıza, saç diplerinize bu ürünü yediriyorsunuz. Ciddi anlamda hacim kazandırıyor. İçinde çok az kaldı. Bitmesine dayanamayacağım için gittim bir tane daha aldım. Eğer benimkine benzer saç hacmiyle ilgili bir probleminiz varsa kesinlikle deneyin. Asla pişman olmazsınız. Bir sonraki üründe bildiğimiz eski moda vazelin. Şöyle bir diş fırçası alıp dudaklarımdaki ölü derileri, manikürden sonra tırnaklarımı, kuruyan eklem yerlerimi, ayak tabanlarımı yumuşatmak için ayak tabanlarımı kullanmadığım yer yok. Bence bu da her kadında olması gereken ürünlerden biri. Diğer bahsetmek istediğim ürün de Sudocrem. Bu aslında bebek pişik kremi. Cildimde bir sürü sivilce izi vardı. Gerçekten hafifletiyor. Şöyle bembeyaz. Sürdüğünüz zaman çok beyaz, çok yağlı. Gündüz sürmeye uygun değil. Gece yatarken sürün, sabaha cildiniz ipek gibi olur. Bilmeyeniniz varsa koşup gidip alsın. Kadınların bu sırrı birbiri arasında paylaşması gerekiyor. O kadar iyi bir ürün. Diğer bahsetmek istediğim ürün de kuru şampuan. Benim saçım gerçekten çok çabuk yağlanıyor. Her gün saçımı yıkamak istemiyorum. Hem saç için sağlıklı değil, hem insanın zamanı olmuyor. Bana kuru şampuanlarla ilgili şu çok ilginç gelmişti. İlk olarak kuru şampuanların icat edilmesi yatalak hastaların hijyenik bakımını yapmak içinmiş. Ben bunu ilk okuduğumda bana çok ilginç gelmişti. O yüzden paylaşmak istedim sizinle. Eğer saçınız benim gibi ince telli ve çabuk yağlanıyorsa her gün yıkamayın. Saça çok büyük zarar veriyor. Ben birçok marka kuru şampuan denedim. Hiçbiri bu markanınki kadar başarılı değildi. O yüzden Batiste'yi tavsiye ediyorum size. Beni erkeklerin izlediğini pek sanmıyorum. O yüzden açık açık konuşayım. Bunu duydunuz mu bilmiyorum. Tüy sarartıcı kremi. Bütün vücudunuza kullanabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. 2 tane ayrı ürün var. Belli oranda birbirleriyle karıştırıp sürüyorsunuz. Rezalet kokuyor. Hayatımda duyduğum en kötü koku. Ama çok işe yarıyor. Hiç öyle tüyleri uzatma hiçbir şey yapmıyor. Son ürünümde ben senelerce çok güneşlendim. Güneşlenmeyi çok seviyordum. Bronzlaşmayı çok seviyordum. Çillerim iyice artmaya başladı ve çillerim bana estetik gelmiyor. Ve daha fazla çil sahibi olmak istemiyorum. Ve gittiğim dermatolog bana Bilal'e anlatır gibi güneşin zararlı ışınlarını anlatınca şu dank etti ki sağlıklı bronzluk diye bir şey yok. Çok üzgünüm ama gördüğünüz o reklamlar, ilanlar, güneş kremleri, sağlıklı bronzluk bilmem ne hepsi yalan. Eğer cildiniz bronzlaşıyorsa bu demek oluyor ki Cildiniz o güneş ışığına reaksiyon gösteriyor da bronzlaşıyor. Cildinizin DNA'sı değişiyor. Sadece rengi değişmiyor. Çok ciddi bir konu bu. Benim bunu idrak etmemle beraber güneşle şeyim bitti. Bu yüzden ben de alternatif yollar aramaya başladım. Bronzlaştırıcılardan nefret etsem de denemeye çalıştım. Biraz araştırdım. Ben bronzlaştırıcıların o leke leke görüntüsünden hoşlanmıyordum. Farklı uygulama tekniklerine baktım. Keşfettiğim bir ürün oldu. Body Shop'ta şöyle bir eldiven satılıyor. Bu eldiveni elinize geçiriyorsunuz. Markası tamamen kendi bileceğiniz iş. Bronzlaştırıcı kreminizi alıp bunun üstüne döküyorsunuz. Ve bu eldiven yardımıyla bütün vücudunuza gezdiriyorsunuz. Kremin daha homojen yayılmasını ve elinizin öyle iğrenç turuncuya boyanmamasını sağlıyor. Tabii ki hani herkes bronzlaştırıcı krem sürsün demiyorum. Güneşin altında kavrulacağınıza bence daha sağlıklı bir yol. Eğer böyle bir şeyden haberiniz yoksa bu yöntem işi çok kolaylaştırıyor. Sizin bildiğiniz, benim bilmediğim başka bir ürün, başka bir yöntem, güzellik sırrı varsa videonun altına paylaşırsanız çok sevinirim. Bunlar benim tavsiye edebileceğim ve arkasında durabileceğim ürünlerdi. Sizinle paylaşmak istedim. Umarım yararlı olmuştur. Umarım hoşunuza gitmiştir. Sonraki videolarda görüşmek üzere.